Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün size çok güzel bir video hazırladım. O zaman haydi başlayalım. Ben geldim. Evet, karşınızda kocaman kulakları, devasa hortumları ve sevimli halleriyle hayvanlar aleminin en ilgi çeken üyelerinden olan filler. Bir sürü özelliklerinin yanı sıra çocuklar bazı tuhaf özelliklere de sahip, biliyor musunuz? Ormanın en büyük misafirlerindendir mesela. Şimdi size çok önemli bilgiler vereceğim. Dünyanın en büyük hayvan türleri arasında yer alıyor. Peki ne yapıyor biliyor musunuz? Neyden korkuyor? Arılardan korkuyor çocuklar bu filler. Kocaman olan bu fil küçücük olan bir arıdan korkuyor. Peki başka? Hemen söylüyorum. İnsanlar dışında çeneleri olan tek memeli arkadaşlar fillerdi. Peki başka? Sürüden bir fil öldüğünde yalnızca bir süre yas tuttukları gözlemlenebiliyormuş. Yani ölen bir arkadaşları varsa onlar için üzülüyorlarmış arkadaşlar. Değil mi? Ne kadar güzel. Bakın size başka bir bilgi daha vereceğim. Bir fil hortumunda yaklaşık olarak 50 bin adet kas bulunuyormuş çocuklar. Düşünebiliyor musunuz? Of, çok güzel ya. Gerçekten çok ilgi çekici. O zaman filimizi atalım. Evet, şimdi sıradaki. Aa, bu bir kanguru. Evet, kangurular çok tatlılar değil mi çocuklar? Biliyor musunuz? Kangurular yavrularını şurada gördüğümüz kesesinde taşırlar. Ve bu kesede bebekleri doğduğunda tam olarak bir parmak boyunda oluyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sadece bir parmak boyunda. Yani o kadar küçük ve büyüyene kadar da annesinin kesesinde oluyor. Haydi bakalım. Güle güle kanguru kardeş. Evet, gelsin bakalım sıradaki. Evet, bu bir kedi değil mi çocuklar? Biz kedileri sokaklarda görebiliriz. Bazı insanlar evlerinde besleyebilir. Değil mi? Bu tercih meselesi. Çok güzel, çok sevimli bir kedi. Biliyor musunuz? Kediler arkadaşlar hayatlarının %70'ini uyuyarak geçiriyorlar. Ve kediler ortalama 100 çeşit ses çıkartabiliyor. Mesela köpeklerde bu sayı sadece 10. Demek ki kediler oldukça ses çıkartabiliyor, değişik değişik. Bazen gece yattığımızda insan sesi gibi duyabiliyoruz değil mi? Hatta ben geçen gece görmüştüm. Bir tane kedi insan gibi ses çıkartıyordu. Demek ki bu ses de o sese dahil olabilir. Kediler miyavlamalarıyla insanları istediklerini yaptırma yeteneğine sahiptir. Mesela siz annelerinize bazen böyle ağlayarak duygu sömürüsü yapabiliyorsunuz değil mi? Aslında yapmamamız gereken bir şey. İşte demek ki kediler de bu özelliğe sahipmiş. Ne kadar tatlılar değil mi? Hadi bakalım kedi kardeş. Kendine iyi bak. Havuzuna atla. Cumbulok. Tık 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 tık. Aa, bir hak. Ne kadar güzel değil mi? Şuna bakın. Kahverengi turuncu gibi. Size şimdi atlarla ilgili bilgi vereceğim. Atlar doğduktan sonra hemen koşabilirler. Tabii ki hemen değil. Çok kısa bir sürede koşabiliyorlarmış. Diye koşabiliyorlarmış. Daha sonra atlar böyle uzanıp uyuyabiliyorlarmış. Bir de biliyor musunuz çocuklar, çok ilginç. Atın vücudunda 205 tane kemik varmış. Tek tek sayılmış demek ki bunlar. Bir de dünyada kaç tane at olduğunu merak ediyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 60 milyon tane at varmış. Ve atlar bir seferde yaklaşık olarak 360 derece görebilirlermiş çocuklar. Yani bütün kafalarını çevirebilirlermiş değil mi? Evet, işte böyle. Tık 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 tık. Hadi bakalım koş sen at. Hop. Tık 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 tık. Sıradaki gelsin. Denenene. Ay, bu bir penguen. Ne kadar da şirin değil mi çocuklar? Baksanıza şuna. Biliyorsunuz penguenler soğuk yerlerde yaşarlar. Ve biliyor musunuz? İmparator penguenler okyanusun 500 metre derinine inebilir ve orada 27 dakika boyunca kalabilirler. Ve başka bir bilgi vereyim size. Penguenler tek başlarına çıktıkları 300 kilometrelik yolculuktan sonra bile döndüklerinde aynı eşi bulabiliyorlarmış çocuklar. Ne kadar ilginç değil mi? Çok güzel ya. Şunlara bakın, pıtır 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 koşar bunlar. Hadi bakalım bu da havuzumuza gitsin.
birazcık bilgi vereceğim ve hemen seni suya atacağım. Oo tamam, hadi bakalım ver bilgilerini. Evet çocuklar, balıklar biliyorsunuz ki sularda yaşarlar ve kesinlikle karada yaşayamazlar. Sularda, okyanuslarda, denizlerde, göllerde, derelerde yaşayabilirler. Bazen de evimizde, akvaryumların içinde de yaşayabiliyorlar değil mi? Ama onları böyle kısıtlamak benim hiç hoşuma gitmiyor. Gerçekten onların özgür olan yerlerde yaşamaları gerekiyor. O yüzden onları doğalarında bırakmalıyız. Hadi bakalım sen de bir an önce git olur mu? Ben bir dinozorum. Aa, biliyorum senin dinozor olduğunu. Ay birazcık daha ses yapma ya. Korkutuyorsun beni. Aa peki tamam susuyorum. Dinozorlar biliyorsunuz değil mi çocuklar? Onların nesli tükendi. Artık etrafımızda dünya üzerinde dinozorlar yok. O yüzden bunları görme imkanımız da yok. Sadece müzelerde kemiklerini görebiliriz, kafataslarını görebiliriz, maketlerini görebiliriz ve böyle oyuncaklarını görebiliriz. Hadi bakalım sen de git dinozor kardeş.